Amirim. Ne oldu? Tuna'nın GBT'sine baktım. Sonuç ne? Tertemiz. Siz niye bu kadar merak ettiniz ki? Bir yanlışını falan mı gördünüz? Yani bir yanlışını falan görmedim de. Ne bileyim, pek ısınamadım o çocuğa ben. Yakışıklı değil mi? Ay, kıskandınız mı siz? Ne alakası var ya? Ben kıskanç biri miyim? Tanımıyor musun beni? Hem sen nereden biliyorsun çocuğun yakışıklı olduğunu? Nereden çıkarttın bunu? Siz öyle sorunca baktım GBT'si tertemiz. Ben de tipini merak ettim. Girdim Face'e. Ay yalnız o ne öyle ya? Çok yakışıklı çocukmuş. Diyorsun. Yani bence normal bir tip. O kadar yakışıklı falan değil. Ya neyse ne, bana ne? Bak Fadik, seni uyarıyorum. Boşboğazlık yapmak yok. Eylül bunların hiçbirini duymayacak. Çok fena rezil olur. Bak söz ver bana, boşboğazlık yok. Tamam. Peki. Azıcık kıskandınız ama değil mi? Yani hani birazcık ya, azıcık. Şu kadarcık kıskanmış olabilirim. Yoksa ben maço bir erkek değilim biliyorsun. Değil misiniz? Değilim tabii. Ya sana gerçekten yüz vermeye gelmiyor biliyor musun? Hemen tepeme çıkıyorsun. Hadi işini başına dön, hadi. Hadi tamam. Bak hala gülüyorsun ha, görüyorum. Kafan oraya dönük diye görmüyorum sanıyorsun da görüyorum. Gülme. Pardon, gülmüyorum. Hiç alakası yok, gülmedim. Kıskanç da olduk ya. Kızlar, size Eduş'un yaptığı gibi sütlü kahve yaptım. Ya. Of. Eylül, bu lezzeti o kadar çok özledim ki. Eline sağlık. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ben de Mert'i özledim. Ama inat etti, gelmiyor. Tuna ne zaman gidecek acaba? Meral'cim, siz de birazcık dışarıda görüşün lütfen. Hep bizde kalıyor. Aa, ne oluyor ya? Serkan bize gelse ben asla kızmam. Ay, sen de amma teyze kılıklı çıktın. Ne alakası var ya? Çok dağınıksınız bir kere, sinir oluyorum. Ay yok artık. Bir de yüzüme karşı sinir oluyorum diyorsun. Ya sinir bozucu bir insansın, çok doğal. Ay sen de hiçbir fırsatı kaçırma. Ay yapmayın ama ya. Meral çocuk hasta, zor durumda. Duyacak şimdi, ayıp. Herkes de kafayı Tuna'ya taktı, ben anlamadım ya. Tamam, bir şey demedim. Doğru söylüyor. Yani kendimi erkeklerin yerine koyuyorum. Biz olsak bozulur muyduk diye. Ne bileyim, ben aldırmazdım ya. Değil mi? Vallahi ben çok bozulurdum. Ay kızlar düşünsenize, evlerinde afet biri geziyor. Ay çok sinir bozucu. Ama bir de şöyle düşün. Kız çok hasta, gidecek yeri yok. O zaman da problem çıkartır mıydın? Şöyle sorayım. Nasıl bir hastalık bu? Yani ne kadar ciddi? Hayır, ona göre karar vereceğim de. Bu çocuk nerede ya? Çok merak ettim. Ya uyuyordur, uyanır birazdan. Ay uyandı. Ben gideyim su içme bahanesiyle bir bakayım. Nereye, oraya mı koydun? Cemre biz beş kardeşiz demişti. Bir görmediğim sen kalmıştın. Ben Tuna. Kader. Memnun oldum. Ben de. Ne şeker kız ya. Hepsi çok tatlı bu kızların. Cemre, bu çocuk ne zaman gidecekmiş? Bir şey söyledim sana. İyileşince gider.
Ay iyileşsin de gitsin artık. Hayır! Hayır, hayır, hayır! Hayır, o çocuk gitmez. Hayır, hayır, hayır. Hayır gidemez. Ya o ne arkadaşlar? O ne? Kader, ne oldu? Ya sonra inanılmaz yakışıklı değil mi? Ya böyle o kadar yakışıklı ki insan değil yani. Oo, gitmiş. Bir şey söyleyeceğim. Sevgilisi hiç olmadığından kafayı yedi tabii. Ya Meral, sana bile kızamıyorum şu anda. O kadar tatlı ki. Tatlı matlı ne yapalım Kader? Ay, sevgilisi yok değil mi? Ay var mı sen bilirsin? Ay, hiç bilmiyorum ki Kader. Ya kızlar ne olur gitmesin. Birazcık daha kalsın. Birazcık daha kalsın. Lütfen. Kader yapma böyle, bak duyacak garip olacak. Ay dursun. Dursun. Çok heyecanlı. Yani Kader'cim eninde sonunda gidecek. Ama ofiste ben sizi baş başa bırakırım. Olur mu? Çok mantıklı, kesinlikle öyle olsun. Ya tamam, sen bizi ofiste de baş başa bırakırsın da ondan önce birazcık daha kalsın, ben ona çorbalar falan yapayım. Hani hasta çocuk sonuçta, tamamen iyi niyetimden biliyorsunuz. Tabii tabii tabii. Tamamen iyi niyetten. Yalana bak. Ya, ya girmeyin.